Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. İlçemiz pazar yerindeki balıkçı esnaflarına göre 15 Temmuz'dan itibaren balık fiyatlarında indirim olacak. Korkutelili balık severlere 15 Temmuz müjdesi geldi. Belirtilen tarihte İzmir'de balık avı yasağının kalkacak olmasının Korkuteli'nde ucuzluk olarak yansıyacağı belirtiliyor. Öte yandan balıkçılar da cumartesi pazarında tezgah açmak istiyor. Burada tuklamız var. Deniz tuklası var. Evet. Ne kadar fiyatlarını var. Da şey yapalım. Tuklamız şu anda 35 lira 40 lira satıyoruz. Evet. Devreklerimiz 35 lira. Doğal alabalığımız var, yaylalan geldi, yelemeden geldi. Barsak yaylasının tane 6 lira. Tane 6 lira. Mırmır var. O ne kadar abi? Şu anda 35 lira. Kefal var. Kefal. 25 lira. Kolyos var. 25 lira. Girdalarımız var, kaya girdaları 45 lira. Karadeniz somonumuz var, 40 lira. Çuklamız var, lidyatı 30 lira. Devrek 30 lira. Karadeniz istavrit var 20 lira, sardalya 20 lira, hamsimiz 15 lira Karadeniz hamsi. Burada skumrumuz var, Norveç'ten geliyor. Evet. Skumrumuz da 20 lira kilosu, Norveç balığı dondurulmuş. Burada doğal alabalığımız var, kilo 30 lira. Fiyatlarımız böyle, alabalık 6 lira tane. Yok, fiyatlar düşer mi yoksa böyle devam eder mi? Bu ayın 15'inde fiyatlarımız düşecek. 15'inde düşer. Şöyle düşecek. Sezonumuz açılıyor. Mercan, mezgit, turna, mırmır, barbun, girida, kuzu. Bu balıklarımız ayın 15'ten sonra sezonumuz açılıyor. Kullanacağım işte. 15 gün sonra Korkuteli halkı ucuz bir balık yiyecek. Ucuz balık yiyecek. Evet, ucuz balık yiyecek. Şu anda en çok tercih edilen hangisi abi? Şu an sezonda balıklarımız olmak için genelde çupra levrek ağırlıyor. Çupra levrek balıklarımız genelde. Genelde çupra levrek ağırlıklı. Mırmır zaten çok az çıkıyor. Şu anda sardalya, çupra levrek, iskomru, alabalık. Sizin bir tavsiyeniz var mı izleyicilerimize? Benim tavsiyem deniz balığı yesinler. Deniz balığı. Dondurulmuş şoklu balık değil de kafes balığı deniz balığı yesinler. Ama az yesinler deniz balığı yesinler. Tavsiyemiz bu. Peki abi işin de var ama cumartesi pazarı kurulacak. Bu balıkçıları etkileyecek mi? Sizce nasıl olur? Cumartesi pazarını pazar esnafı olarak pazarcılar istemiyorlar. Çünkü cumartesi günü alışverişe çıkanlar genelde yazlıkçılar köylü halkını tercih ettikleri için cumartesi alışveriş yaparlarsa çarşamba günü pazara çıkacaklarını zannetmiyorum. Çünkü yazlıkçı halkı hepsi bir veya ikişer kişi oldukları için çok bir şey yemiyorlar. Ama kalabalık olduğu zaman balığı görünce balık canları istiyor, balık alıyorlar. Ne bileyim fıstıkçı görürler, fıstık alırlar. Hani görünce nefis istediği için alışveriş oluyor kalabalıkta. Ama cumartesi günü sadece köylü halk olursa, balıkçılar olmazsa büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Şu anda bir bilgi var mı balıkçıların açıp açmayacağını? Ama inşallah belediye başkanımız hani bu konu hakkında çalışma yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bizi göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Hani biz köylü halkına engel olacak bir şey de değiliz yani pozisyonda değiliz. Çünkü pazarın dışında bizim yerimiz. Evet. İnşallah hani bize de müsaade ederler. Biz de hani bu satışımızı cumartesi de yapmış oluruz. Çünkü bu konu hakkında da hani hafta arası veya hafta sonu balık bulabileceğimiz bir yer var mı diye müşterilerimiz soruyorlar. O yüzden hani daha iyi yardımcı oluruz. Daha iyi olur bence. Zaten Korkuteli sadece pazarlarda satılıyor balık. Pazarlarda satılıyor. Marketler tercih edilmiyor. Çünkü marketlerdeki balıklar çok taze olmadığı için, sürüm olmadığı için taze olmuyor. O yüzden hani müşteriler daha çok bizi tercih ediyorlar. Hani şekilde de görüldüğü gibi aile şirketiyiz diye. Peki abi evet. İnşallah istediğiniz gibi olur. Bir de balıklardan konuşalım. Balıkların fiyatları ne durumda şu anda? Balıkların fiyatları şu anda av yasağı olduğu için belli balıklarda, küçük balıklarda özellikle yumurtlama döneminde olduğu için yasak var. Ama hani iri balıklar olsun, çupra, levrek, sardalya, kefal, yumurtasını atan balıklar özellikle hani şu anda tezgahımızda yer almakta. Görüyorsunuz onları da. Ama Temmuz 15'te İzmir'de av yasağı kalkıyor. O yüzden Temmuz 15'ten sonra çeşitlerimiz daha çoğalacak. Temmuz 15'ten sonra indirim olur mu?
Fiyatlar iyi, mal her zaman iyi para ama biz elimizden geleni müşterimize, özellikle daim müşterilerimize %10 indirimi, etiket üzerindeki fiyatlar %10 daha ayrı indirim yapıyoruz. Müşterimizi kolluyoruz yani. Peki abi, son olarak sizin bir şu mevsimde önerebileceğiniz bir balık var mı? Şu anda önerebileceğim büyük balıklardan levrek, özellikle levrek çok lezzetli döneminde. Levrek çok yağlı, özellikle fırını ve tavası tavsiye ederim. Herkesin de gördüğünüz gibi kaseler hep levrekle dolup taşıyor. Levrek veriyoruz, çupra veriyoruz müşterilerimize. Özellikle yaşlı halkımız çuprayı levreye alıyorlar özellikle. Çünkü fırında yapıyorlar. Diğer küçük balıklar fırında olmuyor. Peki abicim, çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür hayırlı ederim. İşler, kolay gelsin. Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz.